Yazılmış bu paragraflar aşağıdaki cümlelerle tamamlandığında hangi cümle herhangi bir paragrafın tamamlayıcısı olamaz? A'daki cümle herhangi bir parçanın tamamlayıcısı durumunda olamıyor. B, 2 numaralı cümlenin tamamlayıcısı olmak durumunda. C, çünkü o gözlem gücünü anlatım unsurlarından alıyor ifadesini biz o diye söz ettiği için Ferit Etgü'den bahsedildiğini anlamaktayız. Demek ki birinci parçanın sonuna C gelmeli. D de dördüncü parçanın sonuna gelmeli. Ve E, biri fazla ağır basarsa manik depresif oluyoruz ifadesiyle karşılaştırma vardır ki bu da 2'de söz edilmiş. Demek ki A'daki cümle herhangi bir parçanın devamı değildir. Cevap A'dır. Numaralanmış bu paragrafların sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Paragrafımızda, birinci paragrafımızda baktığımızda Sapa örneğinden hareketle aşk tanımı yapılmıştır. Seni gördüğüm andan beri artık konuşamıyorum, dilim tutuluyor ve tenimin altından hafif bir ateş yayılıyor. Gözlerim görmüyor, kulaklarım çınlıyor, bedenimden ter damlaları akıyor, her yerimi bir titreme alıyor. Çimenden daha yeşil oluyorum ve kendimi neredeyse ölecek gibi hissediyorum diye sevgilisine seslenirken, evet, bu hisler tabii ki C'de ifade edilmiştir. Aşkın benlikte yarattığı ölüme benzer değişimi de vurgular kendiliğinden diyebiliriz. İkinci parçada da Türkan Şoray ilk set deneyimini aktarmakta. Yaptığım işin ne kadar önemli olduğunun farkında değilim. Hiçbir sorumluluk hissetmiyorum. Başarılı veya başarısız olmak gibi hiçbir endişem, korkum, hırsım, hedefim yok. Bu yüzden kameranın önünde heyecanlanmadan rahat, içgüdüsel yeteneğimle rolümü canlandırıyorum. Rol yapmıyorum. O gün kamera önünde benden yapmamı istedikleri benim için sanki gündelik yaşamda yaşadıklarım gibi geliyor. Demek ki rol yapmıyorum ifadesiyle günlük yaşamdan bir parçaymış gibi hissettiğini söylemektedir. Cevap C'dir. Bu paragrafın sonuna gelebilecek cümleler için 1, 2, 3, 4 aşağıda verilen anlamlardan hangisi yanlış olur? Birincisi, yol beni haksız çıkarmadı. Sanırım ben de onun saygınlığını korudum, hakkını ödedim. Evet, burada bakınız, içinin rahat olması anlamı vardır. 2. Yolun bir sonraki aşamasında ise bir üst seviyeye çıkacağımı biliyorum. Buna inancım tam. Bu da umutlu ve istekli olmayı gösterir. 3. Ama gelecekte yoluma çıkacak engeller olur mu? Endişesi de beni sarmıyor değil. Bu da korku ve kaygı içinde olmayı gösterir. 4. Fakat elimdekiyle yetinme fikri de beni memnun etmiyor. Yani yaptıklarında daha fazlasını yapma isteğinde olma ve bunu görmekteyiz. E'de yapamadıklarına pişman olma ifadesi geçmiyor cümlelerde. Cevap E'dir. Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse eser için çağdaş ve özellikle anlamı verilmiş olur. Romanın kıymeti olayda değil, hikaye etmek tarzında ve tahlillerinde. Evet, burada çağdaş ve özellikle ifadesine baktığımızda öncelikle çağdaş yani yeni, eskimemiş olma anlamı olmalıdır. Özellikle de deyince de herhangi bir özelliğinin vurgulanması gerekiyor. Bu açıdan A'yı boşluğa getirmek uygundur. Eserin yeniliği yani çağdaşlığı ve inceliği yani herhangi bir açıdan üstünlüğü, özellikli oluşu buradadır. Cevap A'dır. Paragrafın sonuç cümlesiyle ilgili bir takım bilgiler verildikten sonra buna göre numaralı parçalarından hangilerine bir sonuç cümlesi eklemeye gerek yoktur. Yani aslında parçamız bitmiştir, sonlandırılmıştır. Birinci cümle parçamızın sonuna bakarsak yalnızca kendi kuşağıyla ve kendi ülkesinin edebiyatıyla değil bir parça böyle bitmez. Demek ki buraya cümle eklemeye gerek var. Üçe baktığımızda burada ortaya konan etken ya da sanatçıyı sanatçı yapan zaten cümle eksik kalmış. Ekleme gerekiyor. Üçte de öykü gerektirmediği halde ille bir biçim arayışı içinde olma çabasına ise gülümserim en başta. Böyle yani en başta gülümserim sonra diye devam ediyor. Demek ki buraya da bir cümle eklemesi gerekiyor. Dörde baktığımızda yapıt da bir kenarda öylece suskun duruyorsa o iyi bir eleştiri değil bence. Parça anlam olarak tamamlanmıştır. Buraya bir cümle eklemeye gerek yoktur. Cevap C'dir.